Aha. Vay vay vay. Oğlum çok güzel lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Deadlius'undan hepinize selamlar. Dün 2v8 modunun katil tarafını göstermiştim. Bugün de kurban tarafındayız arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Buradaki gördüğünüz bütün sınıfları oynayacağım arkadaşlar. Zaten 4 tane sınıf var. Her sınıfın özellikleri farklı. Toplamda 3 özelliğiniz var. Ve dediğim gibi her sınıfın 3 özelliği de farklı. O yüzden hepsini sırayla oynayacağım. Hepsini bir anda anlatırsam kafanız karışabilir. O yüzden her maçtan önce oynayacağım sınıfı anlatacağım ki o maç hangi avantajlarım olacak onu daha net kavrayabilirim diye. İlk maç doktor sınıfıyla oynuyorum. Her sınıfın şöyle bir olayı var bu arada. İki tane direkt aktif perkünüz var. Bir tane de şu şekil kilitli perkünüz var. Bu kilitli perk şu anlama geliyor. Onu çalıştırabilmek için bir şart gerekiyor. Bir şey tamamlamanız lazım yani. O da perkten perke değişiyor. Dediğim gibi hepsini anlatacağım. Doktor sınıfının ilk perkü 128 metrelik alanın içerisindeki yaralı kurbanların haresini görüyoruz. Böylece yanlarına gidip iyileştirebiliyoruz. İkinci yeteneği bizim 8 metrelik sağlık menzilimizde olan tüm kurbanlar %50 iyileştirme hızı bonusu kazanıyor ve sızlanma naraları %50 azalıyor. Aynı zamanda 120 saniye süren bir iyileştirme bonusu kazanıyoruz. Sağlık menzilindeki tüm kurbanları %50 oranında iyileştirmek için etkinleştir ve bu beceriyi beklemeye al diyor. Bunu deneyerek göreceğiz. Tam ne demek istediğini anlamadım ama sanırım anında %50 bar artışı sağlıyor kurbanlara anladığım kadarıyla. Onu göreceğiz. Son perkü de kilitli bir perk. Açılması için bir kez kafeslenmemiz gerekiyor. Kafese gidip kafesten alındıktan sonra çiziklerimiz bastırılıyor diyor. Sanırım hiç çıkmıyor ya da daha az çıkıyor normale göre ayak çizikleri. Aynı zamanda yaralıyken haremizi diğer bütün kurbanlar görebiliyor. Hem geçen aylarda geldiğinde hem de dün oynadığımda anladım ki katil tarafında chase atması daha basit ve daha eğlenceli. Sonuçta iki kişisiniz, hani sıkıştırıp daha hızlı düşürebiliyorsunuz kurbanları ama kurban tarafı da iyi can rush atabiliyor. Yani o yüzden ben zaten bu modun katil tarafında daha eğlenceli olduğunu savunuyorum. Chase'leri genel olarak orada atıyorsunuz. Burada 2 saniyede falan düşüyorsunuz. Mesela birazdan balta falan yiyebilirim. Aa, herkese sprint otomatik mi var lan? Baba nasıl kaçışıyorlar? Felaket bir şeyler dönüyor şu an orada. Aa bak, %50 iyileştirme şeyi. Efendim? Abi atma git lan. Ananı satayım, ne oluyor? Bir şey bastı lan bu bana. Oğlum ne değişik perkler var ya. Kurbanların perkleri birbirlerini de etkiliyor ya. Senin bastığın ona da işliyor falan. Atmasanız olur mu? Bir arkadaş şey yapıyor da. Bir arkadaş merak etmiş. İyi denemeler, iyi denemeler. Böyle... Kappa Rohantris'leri severiz. Oğlum bu sessiz oldu, bir şey diyeceğim. Bunun yanına raid falan geldi kesin. Kesin raid falan geldi bunun yanına. Bir an sessiz olmuyor dedim, raid falan mı geldi acaba? Bu jeni saldın, sen satıyorsun maçı şu an. Şu an beni görüyor bu arada. Baltaları daha istikrarlı atmasını sağlayabilir bu onun. Gidiyor gibi yapıp devirsem mi ya? Gerek kalmadı. Paris must do the left. Huntress'i yok edeneyim. Aa, F'yle bak iyileştirme bonusu açabiliyorum şu an. Şu gördüğüm yaralıların yanına bir gideyim. Onu açtığım zaman ben bir şey yapmadan heal barları falan mı artıyor, ne oluyor? Şu an mesela açtım. Dur bir sandık açalım, belki fener falan çıkarsa bir flash save deneriz. Toolbox diyorsun. Huntress'e sattırdık maçı ya. Yani 2v8'de o tarz bir oyalama demek normal maçtaki 2 gen oyalamasına falan denk geliyor mantıken baktığınız zaman. Ananı satayım. Çappara goppero. Aradan kaynadım valla. Bir an ikili husumete uğruyordum arkadaşlar. Alacaktı gibi geldiler. Bu iyileştirme bonusunun tam mantığını anlamadım. Yani hız mı veriyor? %50 daha hızlı mı iyileştiriyorum yoksa anlık barını falan mı arttırıyor acaba? Birisinin yanında açınca. Çünkü sanki bizimkiler öyle bir şey de demişti de o yüzden aklımda öyle kalmış. Sonra ne olmuş? Gel gel, seni şurada da öttüreyim 2-3 tur. Gel la gel. Ne oldu, izimi mi görmüyorsun yoksa? Ha? Oğlum bu tarz spotlar Huntress için ölümdür, ölüm. Dur bakayım, onu korumaya gidelim. Dur şimdi ona iyilik yapacağım. Yakınındaki kapıyı da açacağım. Sen kal kal, dolapta kal, dolapta kal sen. Sefacım gel. Ulan jeneratörleri biz yaptık, sefasını bu sürüyor. Vallahi ya. Mizahsal anlamda ilk Ahmet Purpo denemesi. Kaçmıyorum lan. Zortingen. Volt attım diyorsun. Bir daha attım diyorsun.
One more volt mu geliyor yoksa? Bir daha diyorsun. Oğlum ah lan raid. Ah lan. Yemin ediyorum ilk DB'de yıllarım geldi aklıma. Anonu satayım. Bunlar beni ya dodge'cuyor Gopero yaparsa? Aa, öldü kız. Bunları satayım hayvanlara bak. Kaldırdı geliyor. Allah. Ihh. İki kişiden... iki kişiye loop atan Purposeles. Bu oğlum bu bonus ne boka yarıyor lan? Bari beni kurtar anasını satayım. Aha hatch açıldı yanımda. Ben kafeslenme mantığını da göstereyim size diye şey yaptım. Yoksa öyle satmam diyorsunuz. Alın hatch'ten gitmeyi de göstereyim size. Ne yapayım daha ne yapayım? Loop attık. Jeneratör yaptık. İyileştirme şeylerini gösterdik. Kaçtık. Şimdi kaçış ustası sınıfına geçtim arkadaşlar. İlk perk'ü 16 metrelik alan içerisindeki tüm palet ve pencerelerin harelerini ortaya çıkarıyor. İkinci perk'ü bizim 8 metrelik depar menzilimizde depar atan tüm kurbanlar 3 saniye boyunca %50 sürat kazanıyor. Ardından 20 saniye bitkin duruma geçiyorlar. Diğer özelliği de 90 saniye süren bir sessiz akım bonusu kazanıyoruz. Depar menzilimizdeki bütün hızlı eylemler 8 saniyeline sessiz gerçekleşiyor. Yani bir pencereden hızlı atladığımız zaman falan ses vermiyoruz. Kilitli perk'ü de yine bir kez kafeslendikten sonra çalışıyor. Sanırım tüm kilitli perk'lerde aynı mantık geçerli. Kafesten alındıktan sonra elimizde medkit olmadan kendimizi iyileştirme hızının %70 kadarını da iyileştirebiliyoruz. Kaçış ustası Purpo. Yeni birkaç map daha gelmişti ya. O yeni mapler nelerdi? Onlar sanki gelmiyor bana. Kardeşim tepeme mi çıkacaksın? Görüyorsun jen dolu işte. Adamlar kurban bile görmeden jen bitti. Ha F'ye basarak bu sessizlik bonusunu açabiliyormuşum. Açtıktan sonra 8 saniye falan sessiz atlıyorum bir yerlerden. Oğlum katiller mi çok kötü? Üçüncü jen bitiyor alo. Maç başlayalı 30 saniye falan oldu abartmıyorum. Ben dünün bu kadar jen rush yememiştim. Hiçbir katil maçımda. Dur oğlum ben o kadar da jen abartmayacağım ya. Ben biraz chase atmaya çalışayım. Gerçi bu modda chase atmak zor da. Bak yamyamlara bak 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 bak. Tok şık 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 şık. Abi kurum köpeğin olayım abi. Oy. Purpo Selex. Götte nasıl tuttum? Ha? Hunterino bebelarino. Ne yapıyorsunuz lan? Maçlar o zaman 3,5 dakikada falan bitiyor ortalama anladığım kadarıyla. Bunlar duo galiba ya. İkili ikili kovalıyorlar hep çünkü. Bak beni kovalasın diye gözünün önünde takılıyorum ama. Oldu canı ko. Oldu baba ko. Aha. Hı. Oğlum yalnız bir raid gelse şuraya var ya. Beni dağıtırlar mesela şu an. Aa, respect atmadı. Zeki Cenes. Ah enti. Kötü spotta kaldım. Keşke orada dönmeye devam etseydim ya. Hasar aldım ya. Galiba hasar aldığım zaman raid de benim yerimi görecekti. İkili combo yemeyeyim diye kaçayım dedim. Arkadaşlar merhaba ben de yanınıza geldim de beni de alabilirseniz size daha çok teşekkür ederim. Bu ne abi? Heal 2 saniye. Jen 2 saniye. Ananı satayım o ne lan? Bir şey diyeceğim. O iyileştirme bonusunu açtığı zaman açar açmaz alanda birisi varsa galiba belli bir miktar artıyor. Heal barı. Ben öyle anladım. Yanlış da anlamış olabilirim. Çünkü perk'ün zaten hız bonusu sağlayan bir avantajı var. İkincisi de hız bonusu sağlamıyordur bence. Anında bir artış sağlıyordur diye tahmin ediyorum. Beni görüyor şu an. Eğer o balta değdiyse bana değilse ben bu oyunu bırakırım. Eğer o balta bana değdiyse ben bu oyunu bırakırım. Bu kadar da iddialıyım hocam. Bu kadar da iddialıyım. Çık git yanımdan. Ne yapıyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. Baltanın pencereden geçme animasyonu yoktu lan. Lan balta gelmedi pencereden. Bana bir şey gelmedi yani. Hani tamam sen atmış olabilirsin de. Bana bir şey gelmedi. Öyle bir bilgi gelmedi bana yani. Hop şöyle kendimiz de iyileştirdik. Şu izciyi merak ediyorum. İzciyi. Palet spawn etme karakteri var da onu çok merak ediyorum. O çok güzel olacak gibi. Nereye geldim buraya? Bu ne oğlum? Adamı sergilediler ya. Kardeşim daha açık bir yerde çıkamadın mı ya? Seni halka tanıtıyorlar şu an bu dağın üstünde. İbretlik bir insansın sen şu an. Ananı satayım. Ugh. Ha? Hocam yapmayalım öyle şeyler. Öldüm bu arada.
Raid var ya inanılmaz ha. Saniyesinde tık tık çıkıyor ya. Ulan iki adamla vedalaştım resmen. Beni öyle bir yere attı ki. Diğer iki adamla vedalaştım ya. Ha, bu maçtan kaçabilir miydim? Tabii ki kaçabilirdim arkadaşlar. Önümde dümdüz açık kapı vardı. Ama yani bu oyunda artık kaçmanın bir mantığı yok benim gözümde. Yani kartlarla chase atmak daha mantıklı yani. O yüzden kapı açık olsa bile çok gitme taraftarı değilim böyle eğlence amaçlı modlarda. Şimdi geldik rehber sınıfına arkadaşlar. İlk yeteneği birbirine en yakın 4 jeneratörün haresini görüyoruz. Aynı zamanda bizim 32 metrelik yakınımızdaki tamamlanmamış olan jeneratörlerin harelerini görebiliyoruz. İkinci yeteneği 8 metrelik teknoloji menzilindeki kurbanlar jeneratör tamir ederken başarılı beceri denemeleri için fazladan %3 ilerleme bonusu kazanıyor. Aynı zamanda jeneratörün ve tamir eyleminin sesi %50 azalıyor. Bir jeneratör tamir ederken jeneratörün haresi ve bizim haremiz diğer kurbanlara görünüyor. Diğer özelliği 90 saniye süren bir tamir bonusu kazanıyoruz. Teknoloji menzilimizdeki kurbanlara 10 saniyeliğine ekstra %8 tamir hız bonusu veriyoruz. Kilitli yeteneği de bir kez kafeslendikten sonra çalışıyor. Bir jeneratörü tamamlarken 8 metrelik alan içerisindeki her kurban için %5 tamir yükü kazanıyoruz. Bu yükler anında tamir etmeye başladıkları diğer jeneratöre uygulanıyor. Yani diyelim ki ben bir jeneratörü bitirdiğimde 8 metrelik alan içerisinde 3 tane kurban var. %15 tamir yükü kazanıyorum. Diğer jeneratörü direkt %15'den başlatıyoruz sanırım. Ben öyle anladım. Kaydı açıp az önceki Huntress'in pencereden vurduğu kısmı izledim. Yemin ediyorum ortada balta falan yok. Orayı yavaşlatıp koyarım muhtemelen editte. Abi pencereden geçmişim, sola gitmişim. Duvarın iç kısmından balta gelmiş bana. Ben bunu hemen açamıyor muyum ya? Bunu ne zaman açacağım? He. Belli bir süre geçti. Efendim? Ha? Ne oldu oğlum? Zincir niye koptu? Lan oluyor la. Aba. Felaketül dehşet yandık hocam. Maraz Deathslinga. Kompostosu gelmiş. Açtım mesela şimdi tamir bonusunu. Ya beni bir bırak git artık be adam. Çık git, can yapacağım ya. Allah Allah. Tanımıyoruz öyle birini. Yokuz evde. Üste geliyor çakal iniyor. Şu pozisyonda durduk arkadaşlar. İki tarafı da görüyoruz. Soldan gelirse hemen pencereden devam. Sağdan geldi. Gelmeye devam ediyorum, hemen bakıyoruz. Gelmedi, okey. Güzel 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 güzel. Buraya atlattık. Şu tamir bonusu bana hız veriyor muydu ya? Unuttum. Neyse ben açayım da, veriyordu galiba. Ne zararı var değil mi arkadaşlar? Gelmişken açacaksın. Bana kuduruyor var ya, bana kuduruyor. Aha, heal'lanan canım, biricik takım arkadaşlarımı gördüm. Oğlum sabahtan beri yer alayım, bana da bir el atın lan. Haritanın burası neresi anasını satayım. Ben de size tamir bonusu vereyim. Al. Anon. Oğlum marazdan bekliyordum ben o hiti. Bu nereden geldi ya? Lan nasıl korktum ya la. Marazı izliyorum sağda, tamam mı? Arkamdan tık diye bir geldi. Al ben de sana tamir bonusu vereyim. Kardeşim seni bırakmayacağım. Kardeşim seni bırakmış olabilirim. Kardeşim seni bırakmayacağım. Merhabalar. Yeni üyemiz geldi. Kardeşim klana alındın. Selamlar. Al size ben bir de tamir bonusu vereyim. Kardeşim seni bırakmayacağım. Kardeşim bıraktım gibi biraz. Oğlum sağ tarafa saklanacaktım, şey sol tarafa. Buradan direkt gidiyor muymuş ya? Şu tabloyu hiçbir yerde göremezsin. Bak bak sağ tarafa nasıl koşturuyorlar bak. Sığmıyorlar oraya ya. Evet gençler, şimdi izci sınıfına geçtik. En merak ettiğim sınıf olabilir. İlk özelliği, katil herhangi bir kırma eylemi gerçekleştirirse, palet, kırılabilir duvar ya da jeneratör tekmelemek gibi 6 saniye boyunca haresini görüyoruz katilin. İkinci özelliği, bizim 8 metrelik sinsi menzilimizde olan kurbanlar eğilirken %100 daha hızlı hareket ediyorlar. Aynı zamanda 64 metrelik bir mesafe içerisinde katili görürse, az önce bahsettiğim eylemlerden birisini yapması gibi, katilin harisi bütün kurbanlara görünüyor, sadece bize değil. Özelliğimizde de 60 saniye süren bir palet onarma bonusu kazanıyoruz. Bu özellik etkinken düşmüş veya kırık olan paletlerin harisini görüyoruz. Düşmüş bir paleti tekrar kaldırabiliyoruz. Kırık bir paleti de tekrardan onarabiliyoruz. Yani bildiğiniz o palet kırılmış olmasına rağmen tekrardan kullanılabilir bir palet haline getiriyoruz. Ben bu yetenekle ilgili şunu düşünüyorum. Yıllar önce falan ben yayında bahsetmiştim. Kurbanlara aynı Freddy gibi palet yaratma mantığı gelsin diye. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama bence bu olay bir tane kurbanın perküyle gelecek. Yani her maç sana bir hak verebilir. Ne bileyim, istediğin bir paleti tekrardan yaratabilirsin gibisinden. Ben geleceğini düşünüyorum yani. Kilitli yeteneği de bir kez kafeslandıktan sonra çalışıyor ve yürüme hızımızı %25 arttırıyor. Aynı zamanda yaralıyken ses çıkarmamaya başlıyoruz. Hadi bakalım, bu kostüm de güzelmiş bu arada. Bayağı sihirbaz gibi oldum ya. Ne yaptın? Bir hal hatır da sormaya gelmiyor, tamam mı? Hal hatır sormaya gelmiyor. Ne oldu lan, bu bir şeyden şüphelendi. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Bir panik havası var şu an takımda. Bir heyecanlılar. Ya onu nasıl ıskaladın ya? Ya kardeşim, gözünü kapatıp oraya M1 sallasan birisine vururdun zaten. Aa, diğeri Trapper'mış. Ben iptal. Agalar. Lan.
Sıfırla hocam paleti. Çok iyi. Sıfırlayınca direkt bekleme süresine mi giriyor? Lan ne yapıyorsun? Alo buradayım. Beni hilla. Adamla birbirimizi arıyoruz ya. Hocam bana özel mi yapıyorsunuz ya bu patlatma işini? 7 kişi anlaştınız, kışkırtma mı çekiyorsunuz? Bu burada patlattık Jenny, gelin bunu alın diye. O neymiş ya? Şura, oğlum cennet cennet, şuraya bak Allah. O ne lan, onlar niye geri kalktı o paletler? Ha yok pardon, kırılmışları da gösteriyor ya. O kısma felaketül dehşet şeyler yapabilirim. Aha. Vay vay vay, oğlum çok güzel lan. Çok iyi, bayağı iyi. Bunu yaptıktan sonra bekleme süresi giriyor tabii ki. Arka arkaya spamleyemiyorsunuz ama güzelmiş. Oyuna gelirse güçlü bir perk olabilir. Özellikle Killer Shack gibi böyle God palıtları tekrar yaratmak katili mahveder yani. Tabii ona bir dezavantaj da getirebilirler. Mesela bir paletler attığın zaman yaralanacaksın gibisinden. Ben şimdi salladım. Özelliği yine geliyor. Sanki şunun şu tarafında mı? Buraya da yapabiliyordum galiba. Aynen öyle. Yap hocam burayı. Oğlum animasyonu çok güzel. Tık. Bak burada iki tane adam diyor ki lan biz burayı kırmamış mıydık? Onu vuracakmışsın. Sonra ne olacakmış oğlum? Burada ya Purposelles güzel kardeşim. Şu salaktan o hasar nasıl yedin ya sen orada? Bana bir anlat bakayım. Ihıh ıhıh hı diyeceğine önüne baksan tamam mı? Siz orada yıllanın. Bakın şimdi ne yapacağım çocuklar. Killer Shack geri geldi çocuklar. Hop. Ve sınırsız palet. Sen de beni yıll... Ihıh. Sen de beni yıllar mısınız? Alo. Seni koruyorum. Bir şeyi çok fazla istediğiniz zaman olmuyor arkadaşlar yani. Çok hevesliydim, çok mutluydum. Killer Shack'te dönerdim, paletini de yeni geri getirmiştim falan. Olmadı, bazen olmayınca olmuyor yani. Hani çok da karalar bağlamaya gerek yok. Ya bak Trapper oynarken en sıkıldığım katillerden birisidir ama karşıma geldiğinde de yine aynı şekilde çok sinir olduğum bir katildir ya. Ben niye geriye bakarak yürümek zorundayım abi? Bana ne ya? Kıramıyorum mu lan, ne oldu ha? Efendim? Oğlum palet geri geldi. Yanlış tuşan mı bastım lan ben orada? Ali, ortam çok ses. Ali, ortam çok korkunç oldu bir anda. Niye öyle oldu? Zort! Orada yaptığım yaramazlığı gördünüz değil mi? Hahaha! Kuduruk raid! Oğlum niye atlamadı lan? Bu arada ben bastım ha. Şey yapmadım, fake falan vermeye çalışmadım. Tam diyecektim ki burada palet olması gerekiyor. Şahanül dehşet bir haber. Penceresi neredeydi buranın? Kötü bir tarafına geldik. Okey, sanırım mind game denemeye çalıştı. Devam ediyoruz çocuklar. Bana kafayı takan bir raid görüyorsunuz şu anda. Abini çağır tamam mı? Abini çağır öyle 1,5 saat 2v8'de 1,5 saat chase'ye abini çağır oradan sonra. Aha seni var ya döndürdüm, o paleti kaldırdım, geri indirirdim. Merhabayın arkadaşlar. Beni hırlar mısınız arkadaşlar? Nereye geleyim? Hocam ne yapıyorsun? Yanındayım zaten. Nereye gelmemi istiyor olabilirsin ya? Şurası önemli hocam. Bu jungle'cımı geri getiriyoruz arkadaşlar. Tık tık. Sen ne istiyorsun ya benden? Aa, Killer Shack'i getirseymişim lan keşke. Dur onu da getiririz. Onu da getiririz. Dert etmeyin arkadaşlar. Bu bozuk mu lan? Ha bu zaten bozukmuş. Bu bozuk mu lan deyip içine girmeye çalıştın Trap'in, onu fark ettiniz mi? Tüpü çakmakla kontrol edersin ya onun gibi. Bir şey diyeceğim, bu abone mi ya? Canım tanıdık mısın? Niye full yanımda dolanıyorsun? Beni bıraksana. Gitsene hayatımdan. Evet arkadaşlar. Killer Shack'i de tekrar getiriyoruz. Gel gel buraya oyna. Gel gel, Killer Shack'i getirdim. Ne yaptın lan raid? Görüyorum ki seni. Lan! Oğlum yanlışla fake attık adama. Hocam ne yapıyorsun ya? Bana ne yaptığını anlat, sana arkadaşının kim olduğunu söyleyeyim. Neydi o laf amını? Yandan Trapper geldi şimdi, ağzımın ortasına şılak diye bir vuracak. Ben bunu niye görüp duruyorum lan? Aynısını mı yapacaksın sürekli? İçeri atlamıyorum çünkü fake vermeye falan çalışabiliyor.
Zord! Killer Shack paleti tekrar geliyor o zaman. Adam diyor ki lan ben bunu 3-4 kere kırmadım mı? Sen gelme. Sen gelme. Ayu. T-Bag'i kattın mı? Hı? Hı? Ay! Bir purpo göt oluş hikayesi geldi. Sattık. Vallahi sat. Yani devam et yoluna değil mi? Adam fake veriyorsa da vermiyorsa da yoluna devam et ya. Paleti tekrar oynamamak için pencereden devam edeyim diye inat ettim. Adam dedim hani geri içeri giriyorsa. Ben de dedim ki arkadan dolanayım pencereyi tekrar oynayayım. Sattık. Güzel ama iyi maçtı bence yani. 2v8 için atabileceğim en iyi looplardandı genel olarak. Yani normal maç gibi chase attım. Sanırım 7-8 tane falan palet spamladım tekrardan. Çok keyifli bir sınıfmış bu gerçekten. Bir daha oynayacağım bununla. Bu izci sınıfı bayağı sardı yalnız. Diğer modlarda hani chase atmadığın sürece çok boş gibisiniz. Yani klasik gen, heal olayları falan ama bu moddayken hani paletleri tekrar geri getirebilme hissi bile çok güzel. Yani hiç chase atmasam bile o paleti tekrar oraya koymuş olman çok iyi hissettiriyor. Şey Huntress beni çok korkutuyor ya. Erkek Huntress. Diğeri yine neydi lan o? Aa, Deathslinger. Uy, bunlar şey kombosunu yapabilir. Sanırım combo varmış da. İyi daneme. Deathslinger çekerken Huntress balta atarsa Deathslinger'ın zinciri kırılmıyormuş anladığım kadarıyla. Yarın böyle bunu deneyeceğiz. Bug mı yoksa bilinçli mi ayarlandı bilmiyorum. Ananı satayım. Kaç kaç kaç. Bug mı değil mi bilmiyorum. Kaç. Kaç hocam kaç. İkisi birden burada. Oğlum ne oluyor lan? Alo. Önüme bir şey çıksın da. Hoşt. Hiç spot bulamadım ya. Son anda bir hızlanma geldi. Ananı satayım bu ne? Allah'ım sen bana yardım et. Çok korkmuştu oğlum. Diğer çakal kurtuldu ben öldüm ya. Allah'ım ya Rabbim. O sıkışmıştı ben öldüm ya. İki tane uzak mesafe katili çok zor. Çok zor. İkisine karşı oynamak inanılmaz zor. O kısımdan nasıl tek hasarla çıktım bilmiyorum yani. Çok heyecanlıydı. Hocam şuraya paletiniz geldi. Ya cahil cühelalar onu patlattınız bana girecek şimdi ya. Uhuuu! Zeka dolu kıvrak hamleler purpodan. Ananı al sana zeka dedi. Oğlum ya oğlum çok zor lan bu ikisine karşı. En iyi combo bu olabilir. Çok güçlü çok güçlü çok güçlü. Deathslinger'ı ben daha orada var. Maymunu elek ederdim orada Deathslinger'ı. Maymuna çevirirdim orada Deathslinger'ı daha. Bu gelmeseydi eğer. Oyunu falan sildirtirdim adama ya orada. Aa bak direkt %50 heal verdi bana aynen o zaman oğlum doğrusunu da söyledim yanlışını da söyledim. Ben o perk'ü bayağı 3-4 kere anlattım size arkadaşlar. 2 kere doğrusunu 2 kere yanlışını anlattım. Siz hangisini almak istiyorsanız alın. Paletiniz geri geldi çocuklar. Hop. İnanılmaz keyifli bir sınıf. İnanılmaz. O paleti yapma animasyonu bile çok tatlı. Böyle kuy 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 diye tekrar spamlıyor ya. Tabi ses tam olarak böyle çıkmıyor arkadaşlar. Teknik aksaklıklardan dolayı sesimizde birkaç eksiklik olmuş olabilir. Hop böyle de son jam bitti hocam. 3 jam vardı. Bir şeyler oldu. Bir anda hepsi bitti. No. İyi denemeydi. Adam Kuduranzi Kanks. Oğlum Furpo sen yapıyorsun bu işi kardeşim ya. Bu Chasing'in işinde varsın kardeşim ya. Saldı adam beni. Olur olur yapabildin mi peki? Yapmışım. Al şimdi onu. Kırdığı için yerini görüyoruz. Okey okey okey. Bu kapı da açıkmış. Çıkmış.
Hocam işte bu ya. Yani izci sınıfını daha net gösteremezdim, anladın mı? İzci sınıfını daha net anlatamazdım yani. Loop'unu akıllıca attın. Oraya çok doğru bir palet yarattın. Katile zaman kaybettirdin. Açık kapıdan gittin. Olay bu hocam. Müthiş. İnanılmaz keyifli bir sınıf. Yani survival videosu çekersem full bu sınıfla oynarım. Diğer sınıflara hiç girişmem bile. Çünkü hem chase ortasında katili görebiliyorsunuz bir şey kırarsa, hem de palet spamlayabiliyorsunuz 60 saniyede bir. Muhteşem bir olay. Herhangi bir sınırı da yok. Çok keyifli bir sınıftı. 2v8 modunda survival tarafında ilk defa keyif aldığım bir video oldu diyebilirim. Bir önceki 2v8'de hiç keyif almamıştım. Çünkü tamamen jen yapma ve heal simülatörüydü. Bu kez bu işte izci sınıfıyla falan biraz daha eğlenceli hale gelmiş, ne yalan söyleyeyim. Loopları da fena atmadık yani, 2v8 olmasına rağmen zorlu durumlarda bile çıktık bazı yerlerde. Güzel bir videoydu. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.